Hanımlar beyler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuz Ceyhan. Bugün arkadaşlar sizlerle 100 günde nasıl derece yapılır? Nasıl çok düşük netlerden çok iyi netlere çıkılır? Nasıl arkadaşlar belki 2 senelik bir bölüm hayal ederken, belki 100 bin bir sıralama hedeflerken nasıl ilk 10.000'e gireceğinizi, nasıl derece yapacağınızı, nasıl olduğunuzdan çok daha yukarıya çıkacağınızı anlatacağım arkadaşlar. Çünkü aynısı benim de başıma geldi ve bu noktada size burada yardım etmek istiyorum. Ben arkadaşlar sınava yaklaşık 100'de değil, hani 80 gün kala ben sınav maceramı değiştirmiştim açıkçası. Sınavda yapacağım skor, sıralama hepsi değişmişti. Ben sınavda hani 2000-3000'e girsem havalar uçacakken belki de sınavda ben 209. oldum ilk girdiğim sene. Belki ben TYT'de 80 nete wow diyecekken arkadaşlar gittim sınavda 108 net yaptım ve sen de yapabilirsin. Hatta daha düşük netlerdeysen daha ilerilere de gidebilirsin daha rahat bir şekilde. Ama benden zeki de olabilirsin. Ben burada yani ben sonuçta Einstein değilim yani arkadaşlar. Normal herkes gibi bir insanım yani. Sen kameranın karşısında izleyenle benim aramda yani öyle bir IQ farkı vesaire yok yani. Sen niye yapamayasın? Herkes yapıyorsa, millet ders çalışıp giriyorsa sen de girebilirsin. Şimdi arkadaşlar benden bu kaderinizi, talihinizi değiştirecek, sınavda sizi yukarıya level atlatacak arkadaşlar tavsiyelere duymaya geçelim. Bir önceki videomuz arkadaşlar ücretsiz koşulsuz çekiliş kazanını yorumlara sabitliyorum. Bu arkadaşlarımıza da her hafta arkadaşlar ücretsiz görüşmeler yapıyorum. Süre sınırı yok. Öğrenci geliyor bana istediği kadar anlatıyor, ben ona her noktada yardımcı oluyorum. Her noktada kendim ona kendi doğru bildiğim şeyleri anlatıyorum, yardımcı oluyorum arkadaşlar. Siz de bu çekilişlere katılabilirsiniz. Çok kolay katılması. Bu videoyu beğeneceksiniz, kanalıma abone olacaksınız. Aşağıda herhangi bir yorum yapabilirsiniz. Bütün yorumları geçerli sayıyorum ben. Şimdi geçelim videomuza. Arkadaşlar ben dediğim gibi sizlere sınava yaklaşık 80 gün vesaire kalmış oluyorsa Mart'ın sonunda arkadaşlar ben sınavdaki yolculuğumu değiştirdim. Bizim senemizde arkadaşlar 2020'de pandemi oldu ve okullar tatil oldu. Ben o ilk 2 hafta arkadaşlar, önce başta sadece 2 hafta demişlerdi. Ben de o yüzden Ankara'da oturup ders çalışmaya çalıştım. Yani dedim ki oh be dedim, dershane yok, okul yok. İşte tam aradığım şey dedim, çalışacağım dedim. Ama bir türlü çalışma deneyimi oturtamadım. Ya aslında her şey çok kolaydı benim için. Evde oturup sadece ders çalışmam gerekiyordu ama o masanın başında bir türlü geçemiyordum. Sonrasında artık dedim ki ya olsun. Baktım şöyle bir döndüm, dedim benim hedefim ne? Ya ben hani Ankara'da hani olursa böyle Bilkent, belki ODTÜ, bunlara girmek ama belki hayalde Galatasaray falan nasipse dedim. Ama oturdum çalıştım. Çünkü ben o çalışmamla gitseydim bunların hiçbirini kazanamayacaktım. Belki ben Kırıkkale'ye giderim diyordum. Onu da kazanamayacaktım. Ama arkadaşlar ben orada durdum ve gerçekten arkadaşlar artık vites arttırdım. Önceden 4-5 saat çalışırken günde arkadaşlar ben bir başladım Mart'ın sonunda 7'den 10 saat, 11 saatlere kadar çıktım arkadaşlar ve bu çıkarken, çalışırken bu sefer dedim ki, oturdum arkadaşlar dedim ki Oğuz sen daha önce yanlış yaptığın şeyleri yapmayacaksın. Aynı hatalara tekrar düşmeyeceğiz. Bu sefer en doğru şey neyse onu yapacağım dedim. Oturdum arkadaşlar ben hatalarımı inceledim. Dedim ki Oğuz ben sen neyi yanlış yapıyorsun? Baktım arkadaşlar 1. Denemelere bir daha dönmemek yani. Bir deneme yapınca hemen onu analiz ediyordum tabii ki sizler gibi. Açıyordum yanlışlarım neymiş ya, belki boş bıraktığım sorular işte ya doğru yapsam da mesela yine de bakmak istemiyorum. Bunlara bakıyordum ama ondan sonrasında asla bakmıyordum. Dedim ki Oğuz bak bunu artık yapman lazım. Çünkü sen yanlış yaptığın şeyleri bir daha yanlış yapıyorsun. Bir daha yanlış yapıyorsun. Bir türlü öğrenemiyorsun. Dedim ki o zaman bunları ben artık öğrenene kadar, kalıcı hafızama atana kadar ben bu sorularla yüzleşeceğim dedim. Bunu düzenli yapmaya başladım. Artık hafta arkadaşlar sınava az kaldığı için en az haftada 2 saat arkadaşlar. Tabii ki bu ilerleyişinize göre. Eğer daha yüksek netlerdeyseniz arkadaşlar 90, 80, 100 bu netlerdeyseniz bu 2 saatte arttırın bence. Oturup denemelerimizi analiz ediyoruz. Bunun dışında arkadaşlar dedim ki ya ben bu kitapları çözdüm ettim ama test kitaplarını. Dedim ki bunların arasında yarım yamalak kaldı bir sürü soru. Bu yarım yamalak kalan soruları dedim benim oturup düzenli tekrar kontrol etmem. Hatta eksik olan yerleri de çözmem lazım dedim. Oturdum bunu yaptım arkadaşlar. Bu bizim 2. maddemizdi bu arada. Oturup arkadaşlar bu kitaplarımdaki hiç eksik yer kalmayana kadar hepsini bitirdim. Hem konuları güzelce tekrar etmiş oldum hem de zor sorular gördüm arkadaşlar. Bunlarla boğuştum. 3.'sü arkadaşlar açtım artık dedim ki Yavuz benim bugünkü çalışma saatim 7 saatse ben oturup 7 saat çalışıyorum. Ama her zaman ekstra bir şeyler yapacaksın dedim arkadaşlar. Çalışmamı bitirdikten sonra açardım arkadaşlar YouTube'da dünya kadar soru çözüm kanalı var. Açıp arkadaşlar bu kanallardan arkadaşlar özellikle matematik alanında arkadaşlar yardım alıyordum. Niye? Çünkü benim hem de kaynaklar belliydi işte bilgisayar maldır, işte çaptır, acildir böyle kaynaklar vardı. Ama arkadaşlar benim elimde çünkü bilgisayar mal, çap, acil bu şekilde fasiküller vardı, apotomiler vardı. Ama dedim ki ya piyasada bir sürü yayın var ve ben bunların hepsine sahip olamam ya. Niye gidip 10 tane kitap alayım ya? Bu çok saçma. Ama çözemediğim, göremediğim bir sürü kaliteli benim yayın var. Dedim ki açayım, bunları izleyeyim. Bunları YouTube'dan hocalar çünkü özel soruları seçiyor. Güzel sorularını çözüyorlar. Dedim ki bunları izleyeyim hem de dedim yeni ufak ufuk katarım dedim kendime yeni sorularla dedim. Bunu yapmaya başladım arkadaşlar. Dördüncü olarak her gün bir öncekinden daha fazla çalışmaya çalıştım. Yani öncesine oturdum. O hafta diyelim ki ben 7 saat çalışmışım. Dedim ki ya ben bu hafta benim hedefim 7 saat 15 dakika, 7,5 saat. Ya 5 dakika da olsa, 10 dakika da olsa ben sürekli o saati arttırmaya çalıştım. Bir anda kendime 7'den dedim 8,5'a çıkıyoruz diye bir şey koymadım. Gerçekçi hedefler koydum arkadaşlar. Yavaş yavaş gıdım gıdım onu arttıra arttıra çok yüksek çalışma saatlere çıktım. Ben yani hiç 12. sınıfa kadar hayatımın masanın başında 8 saat oturmuş bir insan değildim yani. Ve ben ilk 8 saat çalışmamı da sanırım Şubat ayında yaptım. Bir gün okul yoktu ve oturup çalışmıştım. Wow, ne çalıştım demiştim. Ama aslında 10 saat, 11 saatlerde çalışılıyor. İnsanlar nasıl bu kadar çalışıyor diye düşünmeyin. Çalışılıyor arkadaşlar. Nereden bileyim sormayın. Çünkü ben kendim gözlemledim bunu yani. Kendim de deneyimledim. 5. Kendimi sürekli challenge etmek. Challenge etmek derken de bu nedir arkadaşlar? Denemelerde sürekli bir üst hedefi koymak. Bir test kitabı çözerken bir konuda mesela zorlanıyorsam o konuda artık işte 10 soruda önceden 7 doğru varsa onu 8 doğruya çekmek. Hakikaten ben geometride bir işte kendime deniyorsam işte bu bir geometri denemesi olabilir veyahut da bir 12 soruluk bir test olabilir. 12 soruyu ben normalde 20 dakika veriyorsam bir sonraki hafta onu 19 dakikaya indirmeye çalıştım. Sürekli arkadaşlar kendime bir hedef koydum. Ve arkadaşlar bunu da bu maddenin içinden söyleyeceğim. Uyurken arkadaşlar her zaman dedim ki kafamı yastığa koydum. Ben bugün doğru çalıştım mı? Doğru çalıştıysam mis gibi uyuyordum ama eğer doğru çalışmadıysam vicdan azabı hissediyordum arkadaşlar ben. Bir tane ajandam vardı. Ona her gün ne kadar çalıştığımı yazıyordum. Fark ettim ki ben çalışmadığım günler bunu yazmaktan kaçıyorum ve sürekli dağılıyor. Dedim ki Oğuz utanmayacaksın, yazacaksın ve kendinle yüzleşeceksin dedim. Yazdım. Düşük saatlere de yazdım. Yani sonra ne oluyor? Bir 8 saat çalıştıktan sonra bir anda 4 saat görünce orada insan kendini kötü hissediyor ve onu yapmamaya çalışıyor. Bunu uğraştım arkadaşlar. Kafamı koyduğumda aslında rahat uyumaya çalıştım. O sen bu uykuyu hak ettin dedim arkadaşlar. Ve uykumdan da öyle kısmadım. Yine bana yeteri kadar uykuyu aldım. Çünkü uyku almazsam benim o çalıştığım şeyler benim beynime girmeyecek. Eğer sen 3 saat 4 saat uykuyla bu işi yapayım diye delirirsen bu işi yapamazsın. Uyku alman lazım. O stres hormonlarının azalması lazım. Biraz mutluluk hormonunun salgılanması lazım. Bu yüzden arkadaşlar uyku çok önemli. Ve yine aynı zamanda kendime arada molalar verdim. Çok güzel çalıştım. Bir haftanın sonunda ne bileyim işte güzel bir akşam yemeği olabilir. Dışarıya çıkıp hani özel sevdiğiniz bir aktivite vardır. Onu yapmak olabilir. Böyle şeyler ya da ailenizle birlikte farklı özel zamanlar geçirmek gibi olabilir arkadaşlar. Özel bir yere gidersiniz. Yeni bir şey denersiniz. Güzel bir yemeğe gidersiniz. Böyle şeylerle arkadaşlar sürekli kendimi ödüllendirdim. İyi çalıştığım zaman. Ama yanlış çalıştığım zaman da kendimi aynı şekilde cezalandırıyordum. Ve sosyal medyadan artık kendimi soyutlamayı başardım. Uygulamaları ben silmedim. Çünkü kendimi o kadar tutabiliyordum. Akşama kadar asla telefonu açıp da bakmadım. Çünkü sosyal medyaya girdiğim zaman orada işte kaydırmalı video vesaire izlediğiniz zaman arkadaşlar sen burada eğlenceli, güzel, hani kısa ve seni mutlu eden videolar gördükten sonra oturup ders çalışmak insana inanılmaz sıkıcı geliyor. Ve bu yüzden de konsantrasyon çok dağılıyor. Ben de bunu bildiğim için arkadaşlar özellikle denemelerde beni çok rahatsız ediyordu. Dedim ki ya ben çalışmalarımı bitirene kadar ders aralarında, molalarda telefona bakmak yok. Ve bir tane de tuşlu telefonum aldım. Ya dedemden ya anneannemden almıştım o telefonu. Alıyordum arkadaşlar. Gün içerisinde o telefonu kullanıyordum. Ve akşamları sadece işte Instagram'a girmek vesaire bunlar için, YouTube'a girmek, orada takılmak için sadece bakıyordum arkadaşlar. Onun dışında sosyal medyayı kullanmıyordum. 7. maddemse arkadaşlar eski konuları düzenli olarak çözmeye başlamıştım artık. Çünkü AYT matematikte işte türev vesaire çalışıyorduk. O türev çalışırken de daha önce öğrendiğim polinomdur, paraboldür bu konuları unutmamak için bir yandan da arkadaşlar işte 2 günde bir, 3 günde bir vakit ayırıp eski konulardan testler çözüyordum. Orada diğer zor kitaplarımdaki kalan soruları çözerek arkadaşlar kendimi de geliştiriyordum. Bu sayede konuların bittiğinde de eski konuları çok da unutmamış olarak başladım ama unutmalar çok normal. Hepimiz unutuyoruz. Burada önemli o unutmayı azaltmak, daha kalıcı bir hafızaya atıp hani unutsan da hemen hatırlayabilmek onu. Bizim amacımız bu arkadaşlar. O yüzden tekrarlarınızı da programınızın bir parçası haline getirin. Bu noktada arkadaşlar lütfen planlamanızı düzgün yapın ve birisi denetlesin. Bu sizin aileniz olabilir, arkadaşınız olabilir. Ama eğer yok ya aileden arkadaştan bu iş olmuyor diyorsanız arkadaşlar bizim derece hocamı da ziyaret edebilirsiniz. Bizim koçlarımız da size düzenli plan programı oluşturup arkadaşlar hedefinize sıkı bir şekilde götürtebilir. Bizimle birlikte çalışan bir sürü öğrencimiz ilk 100'e, ilk 1000'e girdi arkadaşlar. Çok fazla derece öğrencisi çıkarttık geçen sene. Siz de onlardan biri olabilirsiniz ama kontenjanlarımız azalıyor. Yeni koçta alımı yapmayacağız bu sene için öyle gözüküyor. Web sitemizi ziyaret ederek bilgi alabilirsiniz. Önemli olan şey güzel bir hedef belirlemek ve bu hedefe uygun çalışmak. Ya ben oturuyorum Boğaziçi istiyorum. Hedef netin kaç? 60 net. Bu netini arttırmak için özel olarak ekstra çalışıyor musun? Farklı şeyler deniyor musun? Hatalarından ders alıyor musun? Yok. O zaman nasıl kazanacaksın sen Boğaziçi'ni? Herkes Boğaziçi istiyor. Herkes tıp istiyor. Herkes hukuk istiyor. Ya burada senin sıyrılman gerekiyor. Buradan sıyrılmak için de kendini gerçekten vicdanını rahatlatacak, kafanı yastığa koyduğunda güzel bir uyku çekmeni hak ettirecek kadar bir çalışma yapman lazım. Artık kaldı son 4 ayımız arkadaşlar. Hiçbir şey kalmadı. Ya 4 ay diyorum ama şu anda ben bu videoyu çekerken 110 gün var. Her şey değiştirebilir. Ben 80 güne değiştirdim. Bu videoyu sen şanslısın ki 100 gün kala izliyorsun. Senin daha çok vaktin var. Benden çok daha iyisini yapabilirsin. Ben dediğim bu süreçte arkadaşlar TYT'de 80'den 108'e çıktım. AYT'de ise arkadaşlar, AYT yoktu yani. O daha konuların mesela bitmediği için çözmüyordum. AYT'de ise arkadaşlar yine aynı şekilde 70'lerin üstüne atarak kendime çok güzel bir skor elde ettim arkadaşlar ilk senemde. Sen de bunu başarabilirsin. Hala vaktin var ama her geçen gün o şansın azalıyor. İyi çalışmalar.